Evet, iyi akşamlar arkadaşlar herkese ve bizi izleyecek olanlara ve bugün Ramazan Bayramı dolayısıyla herkesin de bayramını kutluyoruz. Bugün burada neden toplandık? 2019 YKS sınavına az bir zaman kala 2017 lisans yerleştirme sınavında YGS 4 türünde Türkiye altıncısı olan Huzeyfe Aydın ile birlikte sorularınızı alacağız. Huzeyfe sorularınızı cevaplayacak ve bilhassa az bir zaman kala tecrübelerini paylaşarak sizleri motive edeceğine inanıyorum inşallah. Evet Huzeyfe merhaba, hoş geldin. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Nasılsın? İyisin, her şey yolunda. Her şey yolunda. Arkadaşlarla beraber olduk. Daha iyi olacak inşallah. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz önce de kayıt öncesinde de bahsettik ama şöyle kısaca kendinden bahseder misin? Dinleyen arkadaşların da belki senin hakkında fikir sahibi olmak isteyebilirler. Evet. Şöyle kısaca özetleyeyim. Doğuştan görme engelliyim. Ana sınıfı dahil olmak üzere ilkokul eğitimi sonra lise eğitimini kaynaştırma eğitim sisteminde aldım. Liseyi Atapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Daha sonrasında 2017'de üniversiteye yerleşmek amacıyla işte sınavlara girdim. Daha demin belirttiğiniz gibi YGS 4 türünde Türkiye altıncılığı ya da LYS farklı branşlarında 91.lik gibi 725.lik gibi farklı derecelerle birlikte ilk tercihim olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tam burslu olarak yerleştim. Eğitime devam ediyorum Hukuk Fakültesi'nde. Evet, tebrik ediyorum. O zamanlarda bayağı çok güzeldi. O günleri hatırlıyorum. Tabii öncesini de hatırlıyorum. Sınav öncesini de hatırlıyorum. Son Beraber zaman çalıştığımız için evet, son doğaldır. zamanlarda böyle işte akşam bağlanırız. Şu soruyu çözelim, bu soruyu çözelim falan ama çok heyecanlı, çok güzeldi. Öncelikle ben teşekkür ediyorum ve sonrasında da tebrik ediyorum. Şimdi burada arkadaşlarım var. Artık yani emeklerinin karşılığını alacaklar inşallah. Her biri hayallerine kavuşacaklar. Onların da aklında artık haftaya, bu hafta sonu 15-16 Haziran sınava girecekler. TYT ve AYT. Hayalleri var. Hayalleri için bir sene boyunca büyük bir emek harcadılar. Şimdi Huzeyfe, aklında var olan soruları onlar sana yöneltecekler diyorum ve Ayşe'den başlıyorum. Ayşe. Ayşe, sesim geliyor mu? Ayşe. Sanırım sesim gelmiyor. Fidan'a geçiyorum. Fidan'ı tanıyorsun. Fidan, sesim geliyor mu? Arkadaşlar benim Evet sesim hocam. Evet geliyor. Fidan hemşerin olmuş oluyor Sakarya. Aynen. Evet. Hadi bakalım. Bir de uzaktan sorunu sor. Tamam. Soruyorum. Öncelikle Zeyf hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. İyi. Ben zaten genelde hep fikir alışverişte bulunuyoruz ama ben artık şeyi merak ediyorum. Daha çok hani sınava 9 gün kala hani stres, heyecan, genel sen hani tanıyorum seni de böyle yapı olarak da çok stresli biri olmadığın için hani bu stresimizi en aza indirmek için sınavla ilgili ya da sınavdan önce nasıl olabiliriz? En merak ettiğim Ya kısım bu şu an. evet, Zeynep. Bu çok kişiden kişiye değişen bir şey galiba ama yani şöyle birkaç madde herhalde verebilirim. Bir, bu stres sınava girenlerin çoğunda var. Yani aslında bu çok büyük bir dezavantaj değil. İkincisi, yine de azaltmak iyi olacaktır tabii. Onun için herkesin kendi önce tecrübeleri vardır. Ama belki en iyisi sınava kadar artık biraz da sınav dışı şeyleri düşünmek. Çünkü zaten belki bir yıldır, belki daha fazla, belki çok az daha az süredir bu sınava çalışıyorsunuz. Artık zaten sınavla ilgili çok büyük eksiğiniz kalmamıştır. Artık sınav haricinde biraz da hayatın akışını, şu an kutladığımız bayramı, biraz muhabbet etmeyi, film izlemeyi bazenlerde bir düşünmek belki en azından o sınavın yoğunluğundan sizi alırsa en azından zaman geçer. Zaten zaman geçtiği zaman sınava gireceksiniz ve kurtulmuş olacaksınız. Sınava girdiğiniz zaman yani soruları cevaplarken çok fazla heyecanlı mıyım diye düşüneceğinizi sanmıyorum. Burada Fidan, Anladım. seni heyecanlandıran durum ne? Yani mesela Huzeyfe'deki mesela bir heyecanlandıran durum ne mesela aklındaki soru işareti? Huzeyfe'ye sormak istediğin o açıdan.
Yani hocam ben daha çok okuyucuyu yönlendirme açısından nasıl böyle olur? O kısımda daha çok heyecanlıyım. Aslında sürekli yaptığım bir şey denemelerde falan ama merak ediyorum açıkçası. Çünkü benim sürecim bir tık daha yeni olduğu için bana çok farklı, hiç görmediğim bir süreç olarak geliyor. Böyle ilk defa böyle bir durumun içine gireceğim çünkü. Hani beni heyecanlı yapan kısım aslında orası. Anladım. Okuyucularla ilgili yani şöyle bir durum var. Bu zaten dediğin gibi denemelerde alışkın olduğumuz bir durum. Bir de tabii okuyucunun durumu, o anki psikolojik senin psikolojik durumun, o anki anlayış durumun, yani o günlük moralin, bunların hepsi aslında o günün içindeki iletişimini güçlendirecek ya da zayıflatacak şeyler. Ama şöyle bir şey var. Zaten özellikle son dönemlerde yapılan atamalarda okuyucularla ilgili, yani en azından okuyucuların hani iyi niyetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz sınavdan önce özellikle oraya gitmek. Okuyucularımız orada oluyorlar. Belki çok konuşma imkanımız olmaz kendileriyle, ama en azından sınavdan erken oraya gitmek, orada oturup bir sakinleşmek, okuyucularla bu kitapçığın açılma esnasında işte ya da benzeri süreçlerde tanışmak, sınavla ilgili bir oturup sakince düşünmek, o da sanki yani sınavdan bir önceden oraya varmak, belki bir saat önceden, zaten ÖSYM de bunu tavsiye ediyor, bir saat önceden orada olun diyor. O bir saat önceden oraya gidip saat 9 gibi binaya ilk girenlerle içeri girip belki sakinlemek, mümkünse de okuyucularla salondayken biraz tanışmak. Belki çok ayrıntılı tanışamayız ama en azından bir nasılsınız deyip kendimizi rahatlatacak kadar tanışıp konuşmak bizi rahatlatabilir. En azından ben bu taktiği kullanmıştım. Yani Şimdi insanlara en azından nasılsınız demek, hoş geldiniz, hoş gittik gibi soruları sormak bile bazen rahatlatıyor gerçekten. Sınav 10'a çeyrek geçe başlıyor. Zaten 10'da alımlar bitmiş oluyor. Bu noktada sizin sınava giriş saatinizde, sınav giriş belgesinde bir saat öncesinde geliniz yazıyor mu? Böyle bir şey var mı? Yoksa Şöyle, bu kılavuzda adaylara karışıklık olmaması adına bir saat önce gelmesi tavsiye edilir diyor. Yani tabii ki sınava son giriş saat 10'da, ama ÖSYM bunu yoğunluk olmasın diye tavsiye ediyor. Yani aslında bu mecburi bir şart değil. Ama madem bir saat önceden açılıyor, yanımızda da bir okuyucu varsa hem o okuyucuyla tanışmak, hem onun belki sayısalcı mı sözelci mi olduğunu anlamak, hem onun biraz sesine alışmak için, yeri geldiğinde onunla yani belli bir irtibat kurmak için, yerimize oturup bir rahatlamak için erkenden gitmek, hazırda elimizde böyle bir imkan varken daha rahatlatıcı oluyor. Yani özellikle dediğim gibi hani ona biraz alışmak, okuyucunun sesine, konuşma tarzına, cümlelerine alışmak, bazen az çok konuşmak. En azından sınavdan önce okuyucuyu bazı konularda uyarmak isterseniz, işte hocam ben önce soru kökünü almak istiyorum, sonra paragrafı almak istiyorum gibi konularda, hem bunları uyarmak için hem bir tanışmak. Çünkü oraya gittiğinizde ÖSYM'deki yetkililerimiz sizin kitapçığınızı açacaklar bir müddet. Bu kitapçık içinde sizin belgeleriniz işte işlenecek tek tek, adınız gibi bilgileriniz işlenecek. Bu süreçte ister istemez nasılsın, heyecan var mı, hedef nedir gibi bazı konular geçiyor. Yani bu okuyucular kendileriyle ilgili bilgi vermeseler de en azından size nezaket çerçevesindeki işte bu klasik belki diyeceğimiz soruları soruyorlar. Orada oluşan bu muhabbetler de insanı aslında rahatlatıyor. Bu aynı zamanda okuyucuları da rahatlatması için iyi. Çünkü siz okuyucularla konuştukça siz rahatlıyorsunuz ama okuyucular da rahatlıyor. Çünkü onların da belki bu ilk tecrübesi engelliyle sınav açısından. O yüzden benim buradaki en büyük tavsiyem sınava olabildiğince erken gitmek olacak. Zaten hayatımızda böyle önemli sınavlar en fazla 15-20 tane olacak. Bu da bir gün bile yetmiyor her birine bir saat erken gidilse. Evet, doğru söylüyorsun. Demek ki bu anlamda sabah sınav sabahı en azından bir saat öncesinden gidip sınava olacak sınıfta bulunmak ve özellikle bize okuyucu, işaretleyici ve gözetmen bulunan ortamda onlarla tanışmak, konuşmak ve seslerini tanımak değil mi? Bu anlamda sınav açısından olumlu olacağını söylüyorsun Huzeyfe. Evet Fidan, demek ki sabah 9'da sınav salonundayız. Değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Tamamdır. 9'a 5 geçe demiyoruz. Tam saat 9'da. Evet, Fidan teşekkür ediyorum. Huzeyfe teşekkür ediyorum. Evet, sorusu olan varsa hemen ses verebilir arkadaşlar. Hocam ben Ben sorabilir miyim? de... Tamam. Perver. Bir kız bir bayan. Ay bir kız bir bayan diyorum. Allah'ım. Evet Perver. Sorabilirsin. Hacer devam edebilirdi. Ondan sonra da sorabilirim de Tamam, ben. fark etmez. Tamam. Merhabalar, Hüzeyfe, ben Perver. Memnun oldum Merhaba, öncelikle ben memnun tanıştığıma. oldum. Benim de şundan farklı olarak bir sorum olacaktı. Hani
Sınav yaklaşıyor tabii ki. Sınav esnasında bizim o anki durumumuz, o anki psikolojimiz, okuyucuyla aramızdaki iletişim belirleyecek nasıl olacağını. Yalnız şu aralar artık bilmiyorum, bıkkınlıktan dolayı mı ne oluyor? Hani salma dediğimiz, halk arasında böyle klişe olarak kullandığımız bir şey var, durum var. Saldık yani gerçekten. Oturup şöyle bir paragraf denemesi bile çözmek istediğim zaman çok sıkılıyorum. Bir yandan çalışmak istemiyorum. Bu durum normal mi? Sizde de yaşandı mı? Veya işte dediğiniz gibi hani şu anda bir bayram kutlaması, her yerde bir bayram merasimi ve siz de buna dahil olun dediniz az önce. Bu bir yerden sonra normal mi? Yoksa anormal giden bir durum var mı? Sizde de bu gibi şeyler yaşandı mı? Öncelikle çalışmak güzel bir şey ve sınava güzel hazırlıyor. Bu kabul ama sınav sadece bilgimizi ölçmüyor. Bizim stres yönetimimizi, psikoloji yönetimimizi, insanlarla ilişkilerimizi, hatta sınava geç kalmamamızla birlikte zaman yönetimimizi bile çok şeyimizi ölçüyor aslında bu sınav. Yani sadece bizim ne kadar matematik yaptığımızı ölçmüyor. O yüzden evet çalışmak güzel ama evet bazen insan vücudunun biraz dinlenmeye ihtiyacı olabiliyor. Tabii ben çok ayrıntılı görüşmediğimiz için daha önce ne kadar çalıştığın, bu bıkma hangi süreçten sonra geldiği, günde ne kadar çalışıyorsun ki bıkıyorsun onu bilemiyorum. Ama bazen bir dinlenmeye ihtiyaç var ki bir spor Özellikle son yorumcusu. haftalar, mesela 2 hafta, bu hafta ile birlikte son haftalar için aslında durum ne olacak? Son haftalarda ben geçen Fidan'la görüştüğümüzde de söylemiştim. Artık hani yapacağını yaptım, bu saatten sonra üstüne bir şey koymaya değil, unutmamaya çalış. Yani hani performansın düşmesin, işte günde bir mi, 3 günde bir mi deneme çöz. Ama onun haricinde hani artık zorlama demiştim. Çünkü yani zaten bu saate kadar siz edineceğiniz çoğu şeyi edindiniz. Artık bu saatten sonra biraz yani üstüne koymaktan çok istikrarı sağlamak önemli. Kopmayalım ama yani her günde 500 soru çözerek devam etmeye gerek yok. Bunun belli bir ortalamasını alıp 2 günde bir deneme mi olur, her gün bir deneme mi olur neyse. Bu kendi durumunuza göre değerlendirip hedefleriniz, durumunuz, iştahınıza göre ona göre bir şey yapınız ki zaten son 1-2 gün artık belki 1 yıl boyunca çok da vakit ayıramadığınız aileniz ve akrabalarınıza bence son 1-2 günde dönüp onlarla biraz eskiden nasıl gülüyorsanız öyle gülmeye devam ediniz. Ki bu arada da kafanız aslında bir yandan bir resetleme ve yerleştirmesin. Yani şöyle düşünün, şu an siz hiç durmadan sınava çalışarak dışarıda görüyorsunuz. Aa dışarıda benim eşyam kalmış deyip içeri koyuyorsunuz. Aa dışarıda eşya kalmış yeri koyuyorsunuz. Ama şu yani tamam içeri yerleştirmek güzel ama bunları bir de eve düzmek lazım. Kimse karışık evi sevmez. Bir kafanıza da arada bir onları yerleştirmesi için bir müddet verin ki yani eviniz dağınık olmasın. Şu an bilgiler evin içine girdi belki ama biraz da kafanız onları yerleştirsin. Şöyle kısa bir örnek vereyim. Bir spor yorumcusu bir takım mağlup olduktan sonra dedi ki şimdi biraz sonra dedi gerekli yetkililer çıkıp daha çok çalışacaklarını söyleyecekler. Hayır, bazen çalışmak değil durup ne olduk ne oluyoruz diye bir düşünmek, rahatlamak gerekir demişti. Yani bu sporda böyle ama galiba sınavda da böyle. Evet, özellikle sınavın son haftalarında artık bilgileri unutmamaya gayret ederek aslında bir durup bakmak lazım. O da zihnimizi dinlendirerek, yani zihnimizi yorarak değil ama zihnimizi dinlendirerek çalışmamız gerektiğini anlıyorum. Doğru mu Zeyfe? Evet, doğrudur. Çok fazla yormadan, yani Perver şu anki durumun normal. Hani bunu stres olarak kendine ifade etme. Bu normal. Anladım. Deneme çözerek eksiklerimizi kapatarak hani denemede şunu yapamıyorum deyip hani bir bakıp hani neymişti devam edeceğiz. Evet, son soruları Peki, alayım çok yavaş teşekkür yavaş. ettim Ben teşekkür Zeyfe ediyorum Perver. Ve hocam. son sorularımızı alalım arkadaşlar. Kim soruyordu? Hacer soruyordu. Evet Hacer. Merhaba. Merhaba. Benim sorum sınav esnasında süreyi nasıl kontrol ettiniz? Evet. Sınavdaki okuyucularımız bizim gözümüz. Yani hani bazen engelli eğitimindeki yetkililer baston için o sizin gözünüz derler. Sınavda da okuyucu bizim gözümüz ve elimiz. Biz ne istersek bizim söylememiz kaydıyla yazar. Yani biz söylediğimiz her şeyi yazar. Not olur bu soruyla ilgili bir şey olur ya da çizdiririz.
Biz ne istersek de o kağıtta yazan her şeyi ya da bizim yazdırdıklarımızı da okur. Aynı zamanda saati de okur. O yüzden arada bir bu belki son birkaç denemenize dikkat edeceğiniz şey bu olabilir. Arada bir süreyi sormak. Mesela nedir? Diyelim Türkçe ile sınava başlıyorsanız Türkçenin 25. sorusunda TYT için bir süreyi sorup sonra Türkçenin bittiğinde 40'ta bir süreyi sorup işte sonra diyelim matematikse matematiğin ilk birkaç sorusundan sonra bir daha sorup gibi. Yani arada bir böyle bir kendinizi süreyi sorarak denetlemek yoluyla bunu yapabilirsiniz. Ben de öyle yapıyordum. Bu da mümkünse artık kendinizi bilirsiniz artık yani bayağı çalıştınız, denemeler çözdünüz. Belli kendinize standartlar oluşturun. Mesela işte diyelim ki sınav süremiz ortalama 2 saat olacaksa yarım saatte bir denk gelecek şekilde derseniz işte ilk yarım saat Türkçenin kaçıncı sorusunda, ikinci yarım saat sosyalin kaçıncı sorusunda gibi ortalama bir yer oluşturup oralarda okuyucuya sorabilirsiniz. Bu genelde aslında şeyde de olabilir yani zaman kaybetmemek adına testleri çevirirken de hani sorabilirsiniz. Yani Türkçe bitti bir daha bir sorayım yine. Zaten okuyucularımız yani o konuda her türlü yardımı sağlıyorlar. O yüzden işte saatimiz kaç oldu derseniz ya da süremiz ne kadar kaldı. Onlar zaten sizi o konuda yönlendirecektir. Tabii ek sürenin olma durumu var biliyorsunuz. Bu oradayken belli olacak. Şu anda bilmiyoruz. Muafların sayısına ve durumuna göre. Oraya gittiğimizde sınava ilk başladığımızda da onu sorarak ek süremiz var mı, sınav süremiz ne kadar diye sorup okuyucularımızdan sınav başlamadan öğrenmek de iyi olacak. Şimdi Huzeyf o konuda şimdi artık son dakikalara geliyoruz. Bunun dışında buna benzer bir ya da farklı sorumuz var mı? Bundan farklı olarak sorumuz var mı arkadaşlar? Çünkü bu konuyu açacağım ek süreyi. Evet. Benim bir sorum var. Evet Murat. Braille alfabesini ne derece kullandım? Matematikte özellikle soruları daha çok okuyacağım mı not aldırdın yoksa kendin tablet kalem kullanarak veya daktilo kullanarak işlemlerin aşamalarını falan yazdın mı? Evet, herhangi bir materyal kullandın mı diyor Murat. İşte Braille olarak yazdırdın mı ya da yazdın mı? Murat teşekkür ediyorum. Kısaca şöyle özetleyeyim. Bu aslında görmeyenlerin çok önceden kararlaştırıp ona göre hareket ettikleri bir konu. Eğitim süreçlerinde birine okuyucuya yazdırmak, abaküs kullanmak, daktilo kullanmak gibi seçenekler arasında. Ben kendim sayıları abaküse yazıyordum. Belli de tekniklerim vardı işte eksiği nasıl yazarım gibi. O teknikler üzerine sayıları abaküse yazıyordum sadece sayıları unutmamak için. Ve okuyucuya yazdırıyordum işlemlerde bulduğum işte ilk aşamalı sonuçları. Diyelim ki 3-4 kere işlem yapacaksam ilk işlemi sonucunu okuyucuma yazdırıp sonra soruyordum gerektiğinde. Ama burada siz daha önceden daktilo ile alıştıysanız yönteminizi hiç bozmayınız. Alıştığınız şekilde bunu bitiriniz. Bu sizin nasıl alıştığınızla ilgili bir durum. Benim daktilo ile yazan arkadaşlarım da vardı sınavlarda. Gayet onların istedikleri şekilde üniversiteye yerleştirdikleri istedikleri sonuçları aldılar. Özellikle hani belki arkadaşlarımız da merak edecektir. İkinci kısımda AYT'de bu anlamda işlem basamaklarını okuyucuya yazdırma sürecin nasıl gerçekleşti? Burada bu kontrolü nasıl sağladın? Şöyle, ben diyelim ki önce bir soruyu alıyordum. Şöyle matematiği şu şekilde yapıyordum. Kısaca özetleyeyim. Önce bir soruyu alıp görüyordum. Sorumuz ne? Bizden ne istiyor? Yani ne tarafa gitmemizi, neyi kullanmamızı istiyor gibi. Sonra işte zaten yolu bir şekilde kararlaştırıyorsunuz. Ya düşünerek ya direkt aklınıza geliyor zaten nasıl yapacağınız. O yol üzerinde işlem yapmaya başlıyordum. İlk işlemimde yani ilk işlem derken diyelim bu işte bir çarpanlara ayırmaysa paylı paydalı iki tane kesiri varsa örnek veriyorum. İşte diyelim ilk kesirin payını yaptığımda gibi olabilir ya da ilk parantezi bitirdiğimde olabilir ya da ilk logaritmayı yaptığımda yani bu işlem neyse ilk kısmını bitirdiğimde onu söylüyordum. Hocam şunu yazalım diye. Sonra işte hocam şunu da yazalım. Sonra hocam şunu da yazalım gibi söylüyordum. En sonunda işte hocam ben ne demiştim ya da işlemin ortasında yani gerektiği yerde hocam ben ne demiştim diyordum. O okuyordu. Zaten ben hani İlk hangisini söylediysem ilk şunu söylemiştin diyordu. Onu söylemese bile zaten siz elinize 2-3 tane ifade aldığınızda hangisini ne zaman söylediğinizi az çok da soruyla çok uğraştığınız için hatırlıyor oluyorsunuz. Ben yani basamak basamak hocam 2x artı 4 yazalım. Hocam x artı 2 yazalım. Ne demiştim? 2x artı 4 demiştin. Tamam 2x artı 4 x artı 2 ile işte sadeleşelim. Hocam 2 var mı çıklarda gibi. Hani böyle her basama hocamıza yazdırarak ondan geri alarak yürütmeye çalışıyordum. Evet çok güzel. Huzeyfe teşekkür ediyorum. Ekstra anlamında da şunun altını çizmek istiyorum son olarak sonlandırmadan görüşmeyi. Buradaki ek sürede zaten okuyucu sınav başlangıcında size okuyor değil mi? Yani ÖSYM'nin kılavuzunda
belirtilen süreyi okuyor. Sizler sormanıza gerek var mı? Yani giren görme engelli öğrencinin işte bana ne kadar ek süre verildi diye sormasına gerek var mı? Bu zaten kitapçıkta yazılı oluyor. Yani o da bunu söyleyebilir. Kitapçı, yani o sizin elinize gelen, sizin sorularınızın olduğu kitapçıkta bu yazılı olarak geliyor. Hı hı. Kitapçık açıldığında bakıyor ve söylüyor. Yani bunu siz de öğren sorabilirsiniz. O da bakabilir. Yani bu şu gibi. Hani hocam kitapçığın ya da bir kitap aldınız. Hocam bu kitabın adı neymiş diye sormak gibi bir şey. Zaten kitapçığın kapağında yazılı bir bilgi bu. Bunu hı hı. siz de sorsanız o söyler. Kendisi de söyleyebilir. Yani bu çok önemli hı. bir ayrıntı değil. Orada zaten gayet net yeri gelmişken bir cümleyle muaf soruların da hangileri olduğu gayet net, üzeri gayet anlaşılır bir şekilde belirtiliyor. Yani bu konuda da bazen endişeler oluyor işte ben bir soru muaf mı nereden anlayacağım gibi. Yani bu konuda hiçbir şekilde tereddütte bulunmanıza gerek yok. Çünkü zaten gayet net bir şekilde okuyucu olan hocamız, işaretleyici hocamıza hocam şu soru muaf bunu geçiyoruz diye kendisi zaten belirtiyor. Yani bunun hani ya anlaşılmaz mı gibi bir tehlikesi yok. Şu soru muaf derken mesela soruyu okumaya başlıyor aa muafmış ya da muaf yok öyle, yok, öyle demiyor tabii mesela, ki. Mesela 13. soruyu bitirdi. Dediniz ki işte hocam Denizli 13. soru işaretledi. Örnek veriyorum tabii şu anda. Geliyor diyor ki hocam 14. soru muaf 15. soruyla devam ediyoruz diyor mesela direkt. Yani zaten onu hani ilk bakışta anlıyor. Bu hani böyle sorunun altına bakayım muaf mıymış gibi bir durum yok. Bu gayet net bir şekilde kitapçıkta belirtilmiş oluyor. Evet burada şunu da son olarak söyleyeceğim. Belki bu sorunun arkasında merak eden arkadaşlarım olacak. Teste başlangıcında şu genel olarak söyleniyor mu? İşte 40 soruluk matematik sorusundan 15 tanesinden muafsınız mı deniliyor genel olarak? Yoksa dediğim gibi işte 13. sorunun cevabını verdikten sonra 14'ten muafsın 15. soruyu mu okuyoruz diyor. Yani başlangıçta da muaf olduğunuz toplam soru ifade ediliyor mu teste başlarken? Bu söylenmiyor ama ben çok fazla muafın olduğu testlerde bunu yapıyordum. Yani hocam dedim bir hızlıca yana bakar mısınız kaç tane muaf var? Yani eğer bir soru bir diyelim 40 sorunun 15 tanesi muafsa ya da 5 tanesi muafsa bu 10 tane soru demek 40'ta 10 çok büyük bir fark. Eğer mesela matematik çok fazla muafın gelme ihtimali yüksek bir alan. Fen Hı-hı. bilimleri yine çok fazla muafın gelmesi yüksek bir alan. Hı-hı. Bu alanlara girdiğinizde eğer vaktiniz varsa tabii yoksa hiç girişmeyin ama eğer vaktiniz varsa şöyle bir yarım dakikayı harcayıp hocam kaç tane muaf var dediğiniz zaman o bir bakıp size hani 15 muaf var ya da 25 muaf var derse siz de zamanınızı belki biraz daha ona göre yönlendirebilirsiniz. Yani bunu o orada söylemiyor. Hı-hı. Ama hani şöyle düşünün. Nasıl bir gören kendi gözüyle kitapçığı tarayabilirse Hı-hı. bir görmeyen de hocasına taratma hakkı var tabii ki. Evet. Siz bunu yapmayabilirsiniz ama yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz, isteğiniz, o anki şartlarınızla ilgili. Yani sınav başlangıcında hani nasıl görenler için başlamadan önce bir kitapçıklarınıza bakınız, kontrol ediniz gibi bir cümle kullanılıyor. Bu anlamda sizler de okuyucunuza kitapçığınızı kontrol ederken bu tür soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Muaf olduğunuz ek süre vesaire aklınıza kalan soruları gözünüz olacak okuyucu yardımıyla cevaplandırabilirsiniz diyorum. Evet Huzeyfe öncelikle teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Zaman İnşallah kala, elimde olmuştur. Evet aklımızdaki soru işaretleri gittiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere de. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere iyi akşamlar.